Birkaç gün önce PlayStation Plus Showcase konferansında önemli oyunlar gösterildi. Metal Gear Solid 3 Remake, Marathon, Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2 ve bu oyunlar içinde Assassin's Creed Mirage'dan kısa bir oyun görselleri gösterildi. Ve bu bahaneyle yola çıkarak Mirage bize ne vaat edecek, oyundan beklentilerimiz neler, oyunda ne olmasını isteriz, onlara bir bakacağız. Daha önce kaç teori var, onlara da bir derleyeceğiz. Hadi bakalım videoya başlayalım. And from the light, you will return to the dark. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Brotherhood. Day forward, you are a hidden one. Lasta illa nakra. Tüm tanıtımlarda gördüğümüz gibi Assassin's Creed Valhalla'dan tanıdığımız Basim ana karakterimiz olacaktır ve bu oyunun geçtiği bölge Orta Doğu kültürüyle dolu dolu bir yer olacağını kesin olarak görsellerden görüyoruz. Ve oyun büyük ihtimalle Suriye, Irak ve İran'dan görevler olacaktır. Hikaye Basim'in Alaaddin gibi yetim ve zor bir hayat yaşadığını anlatmaya başlayacaktır ve hırsızlık ile yaşamaya çalışan Basim Hidden One tarikatı tarafından eğitilerek kişisel gelişimini ve nasıl büyük bir Assassin ustalığına dönüştüğünü anlatacaktır. Tabi oyunun geri kalanında ne olur, oyunun çıktığı zamana kadar sabretmemiz gerekiyor. Ama Ubisoft'un dediğine göre oyun kesinlikle köklerine dönecektir ve gizlilik odaklı RPG bileşenleri içerisinde pek barındırmayan bir oyuna dönüşecekmiş. Hadi bakalım Ubisoft, ne kadar doğru söylüyorsun. Hadi bakayım, bu kez güvenelim. AC serisinde mutlaka tarihe imza atmış tarihi şahsiyetler bulunur. Ve şimdi soru bu ki, bu oyunda hangi şahsiyetler bulunacaktır veya bulunma ihtimali fazladır. Onları size biraz derledim ve bunlar hikayeye nasıl tesir koyabilir onlara bakalım. Oyun yaklaşık olarak 8. yüzyıl ve 9. yüzyıl arasında geçme ihtimali çok çok yüksek. O yüzden bu tarihte yaşanmış veya bu tarihe yakın şahsiyetleri bir yazdım. Onları bir inceleyeyim, kimler olabilir. Birlikte bir bakalım. İbn Sina. Tam komik lan. İbn Sina. Ama şakamızda yaptığımıza göre yaklaşık 980'den 1037. miladi yılına kadar yaşayan, tıp ve felsefe alanında ağırlık verdiği, değişik alanlarda 200 kitaba yakın kitap yazan bu alim, oyun tam olarak zamanına denk gelmese de kullanılabilir bir şahsiyet. Biruni. Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el Biruni 973'ten ta ki 1048. miladi yılına kadar yaşayan, antropoloji, astronomi, kimya, karıştırmalık, sosyoloji, matematik, tıp, fizik, baya adam kendisine bir üniversite yerleştirmiş lan. Bizim hakkımızı yemiş bu. Üçüncü şahsiyet Farabi ya da Batların bildiği adıyla Al-Farabius.
Vay be, nasıl da havalı bir ismin varmış. Var abi. 872'den 950'ye kadar İslam'ın altın çağında Şam'da yaşayan ünlü filozof, bilim insanı, aynı zamanda gökbilimci, matematikçi ve müzisyendir. Bu da kendi kendine bir üniversite olmuş ki bu şahsın yaşadığı tarihe bakarak o oyunun bulunduğu tarihe tıpatıp uyuşuyor ve olma ihtimali yüksekleşiyor. Evet. Dördüncü şahsiyet belki de çoğunuzun tanıyacağı Harezmi. Kendi adıyla Ebu Cafer Muhammed bin Musa el-Harezmi. 780-850 yıllarında Harezm'de doğan ve Bağdat'ta ölen matematik, gökbilimci, coğrafya, algoritma alanında çalışmış Fars bilim insanıdır. Harezmi de aynı Farabi gibi o oyunun tarihiyle bayağı kesişen bir şahsiyettir ve tarikatın Hidden Blade'idir falandır ya da kırmızı smoke bombları var ya, onlar da yapmasında bu Harezmi bayağı bir destek sağlayabilir. Yancılar olabilir aslında. Evet. Beşinci isim benim de hiç ismini duymadığım Abbas Kasım bin Firas. 810-888 miladi yıllarında yaşayan astronom, simyacı, fizikçi, şair ve İslam bilginidir. Aynı zamanda mucit olan ve icatlarından birisi uçak olan ve o oyunun içinde bayağı bir asasinlere teknolojik destek sağlayabilecek nadir bir şahıslardan biridir. Harezmi ve bu bayağı bir yardım edebilecektir. Öyle bir kapasiteler ve tarihleri de aynı yani. Oyun aynı. Ve oyunun içerisinde de Abbasi halifelerini de bulunduracaklardır. O zaman onların zamanı bulunması gerekiyor. Usulen olması gerekiyor. Ve oyun hakkında çıkan bazı söylentilere göre Alamuş şehri de bu oyunda olacakmış. Ve biz bu Alamuş şehrini nereden tanıyoruz? Bir sorun kendinize. Sorun. Tabii ki de en son Prince of Persia serisinde şu Alamut şehrini görmüş birinci oyunda. Kısaca Prince of Persia The Sand of Time hikayesi böyleydi. İran askerleri Prins ile birlikte Alamut şehrini almış ve zamanın kumlarını özgür kılabilecek olan zaman hançeri Prins'in eline geçerek zaman kumlarını özgür kılan bir kurgusu var. Tabii sonra oyun birkaç tane üçleme falan yaptı ama neyse konumuz bunlar değil. Ve Ubisoft bize AC Mirage'ın oyunun köklerine döneceğini söyledi. Oyunun köklerinin dönmesi iki şekilde olabilir. Ya eski Assassin'ler gibi olacaktır ya da oyun asıl köküne yani Prince of Persia'ya dönecektir. Ya da ona bayağı bir gönderiler bulunduracaktır bünyesinde. Bak bu güzel bir şey. Çünkü oyunda zaman yavaşlatma falan galiba var ve ayrıyeten de son 6 ya da 7 yıldır Ubisoft bazı oyunlarında For Honor olsun ya da Assassin's Creed Mirage'ın Deluxe Edition'ında olsun Prince of Persia skiniyle birlikte satıyorlar. Ben şahsen Ubisoft'un Prince of Persia markasını niye rafa kaldırdığını diye hep sormuşumdur kendime. Çünkü hikaye ve kurgu ve oynanış açısından God of War ile rakip olabilecek aynı türdeki oyunlar. Ve zamanında bayağı bir rekabet bile vardı bunların arasında. Prince of Persia'dır, God of War'dır. Bunların arasında güzel bir rekabet vardı. Aklımda yani 2001'den 2008'e kadar güzel bir rekabetleri de vardı aralarında. Ya da Ubisoft sadece rezalet şekilde yaptığı Prince of Persia The Sand of Time Remake'in rezaletini düzelteyim ve Prince markasını çok satılan oyunlar ile hype'layıp insanlara tekrardan satma stratejisi de olabilir. Uzak değil yani, firmalar böyle bir şeyler yapıyor. Şahsen ben Prince of Persia göndermelerinin oyun içerisinde olmasını isterim. NPC'lerin arasında konuşmak mı olur? Hikayede bazen bir değinmek mi olur? Ya da Hidden Van tarikatının kurucusu mu olur? Onu bilemem ama. Ubisoft oğlum mesela bir şey izledik lan. Hadi. Oyun hikayesini ilerledikçe Masya Kalesi'nin de yapımını mutlaka göreceğiz. Ve oyunun hikayesi bir yerde Assassin's Creed Valhalla'ya da bağlanacaktır. Benim ekleyeceklerim bunlar ve sizin de oyun hakkında teorileriniz ve beklentiniz varsa aşağıda yorumlarda yazmayı unutmayın. Okuyalım. Teori diretelim, değil mi? Ve bu tarz içeriklerden daha fazla görmek istiyorsanız kanala abone olup bildirim zilini de açıp videoya da like atmayı da unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.